Evet, dedik ki iletişim ve sürdürülebilirlik. Şimdi bu iki kelime bir araya iki şekilde geliyor. Birisi iletişimin sürdürülebilirliği, birisi de sürdürülebilirlik iletişimi. Şimdi bu ikisi arasında ne fark var? Hanımlarla başlayalım. Öncelikle hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Çok renkli bir paneldi bizden önceki. Ama bizim söyleyeceklerimiz de bugün hakikaten markaların arkasındaki formülleri verecek diye düşünüyorum. Şimdi sürdürülebilirlikle ilgili şöyle bir algı şeyi var. Sürdürülebilirlik deyince sadece çevre olarak maalesef halen algılanıyor. Ama aslında baktığınızda bunun sosyal ve ekonomik birçok etkisi var. Bu sadece çevre olarak değil, şirketlerin bu üç unsuru da kucaklaması gereken bir süreç. Sürdürülebilir iletişim tabii ki markaların olmazsa olmazları. Bu nasıl olabiliyor? Bir kere ekonomi çok farklı bir noktaya geldi. Yani baktığınızda genel olarak da Türkiye açısından da Türkiye çok hızlı büyüdü. Ama bizi buraya getiren yetkinlikler daha ileriye götürmeyebilir. İşte bu yüzdendir ki markaların gelecekleriyle ilgili ciddi anlamda sürdürülebilirliklerini planlamaları gerekiyor. Bunu nasıl yapacaklar? Şimdi daha önceleri şirketler operasyonel ve finansal yeteneklerini gösteriyorlardı. Halen de bunları yapmaları gerekiyor. Ama bu artık sadece bir başına yeterli değil. Markalar özellikle bulundukları toplumlara fayda sağlayabilecek bazı şeyler de yapmak zorundalar. Gerek STK'lar, gerek bireysel olarak vatandaşlar bunu markaya istiyorlar ve zorluyorlar. Şimdi bu süreçte en başta yönetimin buna sahip çıkması gerekiyor. Ve bunun da ötesinde bu sürdürülebilir konusunun, yani sürdürülebilir marka olma konusunun sürdürülebilir iletişimi de içerisine kapsayarak bir stratejisinin olması gerekiyor. Herkes marka olmak ister ama seçilebilir olmakla popüler marka olmak ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Stratejisini oturtup iş süreçlerine entegre eden şirketler gerçekten tercih edilen şirketler olacaklar. Popülerlik değil bu. Peki ben tekrar soruma dönersem. Şimdi biz şöyle bir kavram mı karışıyor acaba? İletişimin sürdürülebilirliği, sürdürülebilirliğin iletişimi. Bunun hangisi doğru? Yani iletişimin sürdürülebilirliği, bizim şimdi terminolojimize şöyle bir şey girdi. İletişimin sürdürülebilirliği veya sürdürülebilirliğin iletişimi. Şimdi acaba birincisinde bunu süreklilik anlamında mı kullanıyoruz? Yani bunun doğrusu ne? İkisi farklı bir şeyleri mi anlatıyor? Ben kendi adıma iletişimin sürdürülebilirliği diye bir şey tartışmanın bile gereksiz olduğunu düşünüyorum. İletişim zaten bir sürekli olması gereken, yani bir süreci kapsayan bir şey değildir. Doğru. Onun için sürdürülebilirliği zaten nevinde vardır bence iletişim. Sürekli şeffaf iletişim ama tartışmamız gereken 10 sene önceki iletişimle şimdiki iletişimde ne değişti? Sürdürülebilirlik kavramları ve değişen teknolojilerle birlikte dersek. O zaman şöyle mi Gonca Hanım? Yani iletişimin sürdürülebilirliği bize biraz yanlış kullanılıyor. Yani iletişimin sürdürülebilirliği derken biz aslında iletişimin sürekliliği demek istiyoruz. Evet. Onu bu şekliyle bu tanımı bir kenara koymuş olalım. Diğeri ise iş modellerine sürdürülebilir iş modelleri, sürdürülebilir marka kavramı gelince işte o zaman iletişim nasıl değişti? Değil o mi? Da değil, iletişim şekli de değişti. Hani neler değişen oldu? Teknolojiyle, hani bunu bizden önceki panellerde de konuşulduğu gibi değişen mecralar, sosyal medya, bir takım mekanizmalar da bunu körükledi. Fakat toplum içinde de bir değişim var. Ben şimdi bir düşünürsek geçmişteki liderlere baktığımız zaman hani en eski liderlerden, hani Churchill'lerden gittik vesaire gittik, hani Carter'lar vesaire, Amerika başkanları, bilinmiş bütün liderler karizmatik ama soğuk, özel hayatı hiç bilinmeyen, ne yapar, acaba tuvalete gider mi bu insanlar falan diye herkesin şey yaptığı, hani insan dışı varlıklar şeklinde karizmatik lider tanımı buydu. Lider iletişim yapmazdı, hani o ülke meselelerini konuşur, başkasında hiçbir şey bilmezdi. Şimdi İşte gördüğünüz gibi hani prenslerin eşlerinin sıra dışı fotoğrafları, işte Obama'nın karısıyla şeyler, her şey göz önünde yaşanmaya başlandı. Bir iletişimde bir kere böyle bir şeffaflık, özel hayatların da artık son derece paylaşılması söz konusu. Bir de birçok bağlamda değişik var. Eskiden hep ben dili kullanılırdı. Baktığınız zaman firmalar çok eski değil, 10-15 sene önce çok uluslu benim bir firmamın girişinde baktığınız zaman böyle kocaman bir tabela misyon misyon yazardı bütün firmaların o zaman. Misyonumuz karlılık 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 yazıyordu.
Şimdi bu çok fena bir şey. Yani tabii ki her şirket karlılık için konuşuyor fakat her o müşteriye gittiğimde bunu gördüğüm zaman böyle gözlerinde dolar işaretli insanların kurduğu bir yönetim kurulu gözünüzün önüne geliyor. Şimdi belki yine aynı motivler var. Yine bütün şirketler karlılığa odaklanmış ama ben dili, kar dili kalktı ve biz diye konuşulmaya başladı. Çünkü çok net görüldü ki biz olmadan ben de olmuyor hani. Bu topluluğa bunu döndürmezsem bende de ileride ben de kimseden faydalanamayacağım. Hani şirketler bunu ileride açarız konuşmanın ilerisinde. Hani sürdürülebilir endeksinde konuldukları maddelerle bakıyorlar ki hiç içinde bulunmadıkları pazarlara da el uzatmak, oralara da yardım etmek zorundalar. Çünkü 10 sene sonra oraya mal satmak için yapmak zorundalar en başta onu. Doğru. Oradan alırsak eğer bir önceki panele geldiğimizde risk almak faktöründen bahsettik. Yaratıcılıktan bahsettik. Şimdi iletişimin sürdürülebilirliği içerisinde aslında sürdürülebilirlik iletişimi bir risk faktörü olarak, bir yaratıcılık unsuru olarak şirketlerin hayatına girdi. Bundan 10 yıl önce bunu konuşmaya başlayan şirketler aslında büyük bir risk aldılar. Çünkü o zaman daha hazır olmayan bir tüketici kitlesi, henüz ne anlama geldiğini ifade edemeyen ve bunu tüketim tercihlerine yansıtma konusunda herhangi bir talep arz etmeyen bir kitleye sürdürülebilirlik iletişimi yapmaya başlayan bir grup şirketten bahsediyorsunuz. Bunun örnekleri var dünyada, bu öncülüğü alan. Şimdi bugüne baktığınızda, bugüne geldiğinizde ki o zaman örneğin markaların tüketici davranışlarını değiştirme konusunda sürdürülebilir ya da sürekli iletişim yaptığı bir dönemden bahsediyordum. Şimdi bugüne geldiğiniz zaman artık sürdürülebilirlik iletişimin ve onun öncesinde kurumların, markaların varoluşlarının DNA'sına işlenmeye başlayan bir kavram haline dönüştü. Dolayısıyla bugün artık sürdürülebilirlik tüketicilerin marka davranışlarını değiştirmeye yönelik bir kavram olarak markaların, şirketlerin hayatına girdi. Dolayısıyla artık değişen ne var hayatımızda diye baktığınızda bir kere iletişim yapmaya başladığınız ya da başlamaya ihtiyacı hissettiğiniz andan itibaren bu toplum için ben ne yapmak durumundayım bir marka olarak diye soru sormak bütün hayatınıza, ürünü geliştirme safhasında bile bütün hayatınıza bu soruyla başlamak diyelim. Peki Bengi Hanım, siz paydaşlarınıza tav olarak, şimdi paydaşlarla şeffaf iletişim, paydaşlarla konuşmak artık geçmişe göre çok daha önemli. Paydaşlarınızla nasıl konuşuyorsunuz? Hangi dille? Nasıl bir iletişim son derece iyi çalışıyor, iyi hedefe ulaşıyor, amacına ulaşmış oluyor? Şimdi hem Kurumsal İletişimciler Derneği şapkamla arkadaşlarımı dinlediğimde hem de tabii ki kendi şirketim başından bu yana varım. 14 yıldır TAV'da görev alıyorum. O süreci birebir gözlemleme tecrübesine sahip oldum. Paydaşlar önceleri şirketler için bu kadar hani hayati fonksiyonda olduğu anlaşılır düzeyde değildi diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde işin içerisinde asıl olması gereken gruplar yoktu ve bir proses oluşturuluyordu. Sonra o gruplar buna entegre edilmeye çalışıyordu. Ama bu her seferinde konuyu başa sarmayı gerektiriyordu. Fakat bundan sonraki süreçler için artık aynısını yapmayalım dedi. Şimdi şirketler de bir kere her şeyden önce en büyük paydaş çalışanınız. Daha düne kadar paydaş bu kadar önem arz etmiyordu ama şimdi biraz önce bahsettiğimiz bütün bu iletişim fonksiyonları, liderinizin güçlü olması, iyi bir stratejiniz olması bunların hepsi tamam ama en önce diyoruz ki paydaş kim? Çalışan. Çalışanımı memnun etmem lazım. Çalışanım memnun olmalı ki, ben de iyi çalışmalı ki, şirketimi dışarıda iyi temsil etmeli ki, ben de en güzel şekilde markamı anlatabileyim. Paydaşlarla olan diyalogdaki en büyük fasla da bana kalsa paydaş çalışanlarımız. Onların şirkete bağlılıkları. Paydaşlarla olan her diyalog sizi gideceğiniz yol haritasında daha kesimli ve daha sağlıklı ilerlemenizi sağlıyor. Mesela biz İzmir İç Hatlar Terminali'nin açılışını yaptık 17 Mart'ta. Ondan önce yaklaşık 1,5-2 sene boyunca paydaşlarla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara'daki tecrübelerimizden dolayı toplantılar yaptık. Biz çok farklı bir yapıya sahibiz de TAV Havalimanları. Düşünün ki 14 yıl önce böyle bir şirket yoktu. Ama kurumsal iletişimde içinde olduğu bir grup taksicilerden polise kadar, çünkü bizim havalimanlarında 56 tane kurum ve kuruluşla beraber çalışıyoruz. İl Sağlık Hudut da var, polis de var, emniyet de var, istihbarat da var. O kadar çok denge var ki ama sonuçta geldiğinde TAV olsun olmasın, havalimanına girdiğinde bir memnuniyetsizlik olduğunda herhangi bir paydaşınızda siz bütün marka adına yer alıyorsunuz.
O yüzden aslında paydaşları sağlam tutmak, onlarla bu süreçleri yaşamak, deneyimlemek, sormak, belki bu proses uzun sürecek ama kesinlikle sağlıklı bir sonuca gidiyor. O yüzden paydaş memnuniyeti de işin içine katma da çok önemli diye düşünüyorum. Hocam ben aynı soruyu size soracağım. Şimdi işin bu tarafında paydaşlarla diyalog. Paydaşlarla diyalog derken artık diyalog yok. Hani monolog da yok, diyalog da yok. Herkes birbiriyle konuşuyor aslında. Baktığınız zaman bu etki çemberi veya konuşma çemberi dediğimiz bir olay küçücük de bir yerden kaynaklansa sizin çalışanınızla ilgili bir diyaloğunuza bile kamuoyu artık müdahil oluyor. Yani bir iş kazasında medyada giriyor, STK'larda giriyor, medya kanalıyla tüm kamuoyu da işin içine giriyor ve aslında burada çok zorlaştı iletişimi yönetmek. Evet. Çünkü bilen bilmeyen herkes giriyor. Araştırmadan herkes giriyor. Hani burada hakikaten ve çok hızlı oldu mekanizmalar. Bakıldığı zaman bütün krizlerin çoğunun aslında yanlış anlaşmalardan ve iletişimin yoksunluğundan olduğunu görülüyor. Bu her anlamda. Hiç kimsenin araştıracak bu olay aslında nasıl olmuş acaba, hani bu dünyada nasıl uygulanıyor, ben Türkiye'yi nasıl yorumlamam lazım vesaire deyip kendine şey yapacak vakitleri yok. Bir şey gördüğünüz zaman çok yanlış bir bilgi 155 kere tweetlenebiliyor. Hani bu bir zincir reaksiyonu hakkında hiç doğru olmayan bir bilgi bütün kamuoyuna bir anda yayılabiliyor. Şimdi bu gerçekleri bilerek iletişim stratejinizi ve kriz yönetimlerinizi ve tüm yönetimi buna göre formatlamak zorundasınız. Evet. Eskisinden çok daha zorlaştı yani paydaşlarla iletişim. Çünkü herhangi bir paydaşla yanlış bir iletişiminiz bile onunla aranızdan çıkıyor artık. Bütün toplumun ilgi konusu haline gelebiliyor. Hatırlarsanız bu birçok toplumsal olayda da çalışanlarına bizim kapımız herkese açık deyip bundan artık hükümet de işin içine gidiyor, bir yorum yapıyor. Onun bağlı olduğu STK'da aslında o sizin çalışanla diyaloğunuz. Belki o samimiyetiniz var ve belki başka bir şey demek istediniz ama bunu anlatmaya, ben böyle demek istememiştim demeye vaktiniz bile yok. Peki şimdi o zaman bu şeffaflığı da yönetmek, bu açıklığı yönetmek de çok zorlaştı değil mi? Şimdi sürdürülebilirlik stratejisi çalışanın çok kolay kabul edebildiği, yani bir işi demin konuştuk, işi yeniden yapmak farklı bir yol. Halbuki onlar bu işi biliyorlardı. Demin sizin söylediğiniz çok çarpıcı. Misyonları karlılıktı. Evet. Şimdi başka şeyler eklendi. Şimdi böyle bir durumda önemli konulardan birisi de çalışanın katılımı. Yani demin söylediğiniz iç iletişim. Şimdi burada bu sürdürülebilirliğin iç iletişim tarafı, yani stratejiyi çalışanlarla nasıl paylaşacağız ve nasıl sonuca etkili bir şekilde ulaşabiliriz? Ben başlayayım isterseniz. Evet. Yani burada en önemli şey kurumun içeride ya da dışarıda ne kadar ya da markanın samimi olduğu ve bu paydaşlarıyla ne kadar iyi empati kurabildiğiyle alakalı. Yani eğer siz bir çalışanınıza kendinizi doğru ifade edemiyorsanız zaten hiç dışarıya çıkmaya gerek yok. Yani o anlamda her şeyin aslında bir checklistini yapıp ilk önce kurumunuzun içindeki çalışanlarla bunun bir sağlamasını yapmanız ve onların icazetini almanız aslında bir zorunluluk hale geldi. Dolayısıyla bunu yapmadığınız takdirde sizin kurumunuzun içerisinde çalışan bir birey bir dakika sonra sizin kurumunuzdan ayrıldıktan sonra normal bir tüketici gibi davranabilir. Evet. Ve dolayısıyla bunu artık kimliksiz de yapabilir. Başka bir kimlikle de yapabilir. O yüzden oradaki samimiyetsizliğiniz sizin direkt olarak dışarıya yansıyacak bir olgunuz. O yüzden en önemli checkpointlerden bir tanesi çalışanınızla doğru, samimi ve empati kurarak iletişim yapmanız. Onların bu anlamda desteğini almanız. Şimdi ben kriz yönetimine biraz sonra geleceğim. Şimdi bir yol haritası eğer konuşursak, sürdürülebilirliğin iletişimi, yani kurumun bu stratejisinin iletişiminin yolu ne olmalı? Şimdi hem tüketiciye anlatacaksınız, dün konuşulduğu gibi çok sürdürülebilirlik kelimesi kullanmayacaksınız. Para kazanmalısınız, onu söyleyeceksiniz. Hisselerinizin değerinin arttığını söyleyeceksiniz. Toplumsal katkılarınızdan bahsedeceksiniz. Şimdi burada yol haritası ne? Ben başlayayım peki. Şimdi ben tabii kurumsal iletişim gözüyle yine cevap vereceğim.
şirketlerin karlılık dışında artık başka şeyleri de farkına vardığı bir dönem. Fakat bunu yaparken de şirketler farklı coğrafyalarda iş yapıyor. Bir kere küreselleşme sınırları kaldırdı. Sermaye çok hızlı yoğunlaşıyor ve emek çok hızlı bir araya gelebiliyor. Böyle olunca şirketler tabii ki küreselleşmeye başlıyorlar. Farklı coğrafyalarda iş yapıyorlar. Bu coğrafyalarda iş yaparken kurumsal iletişimcilerin en büyük görevi, sizin söylediğiniz sürece gelmeden önce, bir kere kompleks yapıyı bir araya getirmek. Bir yapıştırıcı görevi görmek. Yani paydaşınıza bunu anlatabilmek için içinde paydaşın olmadığı, yani çalışanın olmadığı hiçbir şey çok sağlıklı bir şekilde gitmiyor. Çünkü siz çalışanlarınıza o karlılık, karlılık, karlılık dediğiniz şeyi niye, nasıl, niçin yaptığınızı anlatmadığınız zaman puzzle'da, parçada nerede olduğunu göremediği için ben şirketin hedefinde hangi parçayım, neyi tamamlıyorum cevabını veremiyor. Veremediği için de yaptığı işi gerçekten bilinçli bir şekilde yapmıyor. O zaman size katma değeri de olmuyor. Bir kere bu işin ilk önce üst yönetim tarafından, zaten kurumsal yönetim iletişimi de böyle çıktı, yani ilkeleri de böyle çıktı. Şeffaf olmak, hesap verebilmek, adil olmak, çalışanlarına dürüst olmak, haklarını vermek gibi. Yönetimin bir kere buna sahip çıkması lazım. Yönetim bu ilkeleri ciddi anlamda benimsemeli ve bu kuralları hakikaten yapmak için değil, uygulamak ve gereğini hakkıyla yapmak için yapmalı. Bunu yaptıktan sonra çalışan, bu zaten yukarıdan aşağı inen bir yapı. Bu süreçte de kurumsal iletişimciler işte bu yol haritasında sürdürülebilir strateji dediğiniz şeyler aslında bizim iletişim enstrümanlarını en güzel şekilde kullanmamız. 2010 yılında bir faaliyet raporu yaptık TAV olarak. İçerisine çalışanlarımızı koyduk ve adına hizmet sanatı koyduk. Ve aslında bu çalışanlar bizim dans kulübümüzün üyeleriydi. Dedik ki siz burada bir hizmet sanatı yapıyorsunuz. Değişik figürlerle, Tansu Atürk'le yaptık bu projeyi. ERC'de Uluslararası Faaliyet Raporu yarışmasında dünya birincisi oldu. 25 yıl sonra biz Türkiye'ye böyle bir ödül getirdik. İçinde çalışan vardı, o yüzden bu kadar etkisi yüksekti. Bu stratejileri planladıktan sonra kurumsalla entegre bir şekilde götürmek lazım. Ama şunu tekrar tekrar belirtmek gerekiyor. Sürdürülebilirliğin içi boşalmadan, hakikaten stratejik planlarla, bunu iş süreçlerine dahil ederek, popüler marka değil, tercih edilen marka olma yolunda bunun altını da doldurarak ilerlemek lazım. Çünkü popüler trendler çok hızlı ilgi odağı oluyor ama tam tersine de düşüş oluyor. Bu like'lamak gibi bir şey. Biz like istemiyoruz, biz hakikaten kullanıcı istiyoruz. Bizi bilsin, tanısın, deneyimlesin, kızsın. Biz sosyal ağdan ona dönelim ama bunu bir güç savaşı haline getirmeden yapalım. İşte bunları yaparken zaten iletişimin ta kendisi oluyor. Bu bir sürdürülebilirlik oluyor. Evet, yani sürdürülebilirliği bir PR aracı olarak asla kullanmamak gerekiyor. Evet. Yani siz bu işin bu tarafındasınız. Şimdi aynı soruyu size soracağım. Çünkü geliyor kurum ve size diyor ki ben sürdürülebilir iş modelim var, bir sürdürülebilir markayım. Hmm. İletişim yapalım ama nasıl? Bir de zaten bizim danışmanlık kurumlarında böyle bir yani iletişim danışmanlarının bu konuda da kendilerini geliştirmeleri gerekti. Ve ilk söylenen şey herkesin kendi ilgi alanında, kendi konusuyla birleşik bir sosyal sorumlulukla sürdürülebilirlikte karıştığı için evet, evet. Bunun ikisinin birleştiği noktalar da var, tamamen ayrı yorumlanması gereken de. Fakat size bir sürdürülebilirlik örneği bir müşterimizden vermek istiyorum. Nasıl yaklaştığını ve müşterilere nasıl yaklaşması gerektiğinden ve doğru yaklaşılırsa nasıl sonuçlanabileceğinden. Şekerbank misyonu zaten tarım bankacılığını desteklemek üzere kurulmuş tarım kooperatifleri tarafından ve senelerdir bu konuda önce olmuş bir şirket. Tabii ki onun sürdürülebilirlik projeleri de bu alanda olması lazım. Ve çok küçük bir projeyle çıkıldı ortaya. Hakikaten bir pilot projeyle sürdürülebilir tarımı destekleyen çiftçilere sübvanse kredi verilmesi. Yani düşük faizli kredi verilmesi. Bu çok mekanizması da basit, uygulaması da basit olan bir şey. Fakat örnek önemli olan işte çok büyük bir proje olması, çok mega bütçeler içermesi de değil. Bir, uygulanabilir, sürdürülebilir ve dünyaya örnek teşkil etmesi önemli. 2 sene önce Rio'da Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda 20 proje gitti. Finans sektörünü temsilen giden proje, seçilen proje buydu. Çünkü dünyaya da örnek teşkil edip bu işte sürdürülebilirin altında bulunan hani
Sosyal amaca hizmet eden sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Ekonomiye vesaire. Burada hepsine hizmet eden bir model gelişmiş oluyordu. Bankanın bilançosunda belki çok küçük bir kalem olarak yer alan bir şey. Ama dünyada herkes tarafından, tüm bankalar tarafından uygulandığında iyi tarım, sürdürülebilir tarımı teşvikleyerek hem çiftçiye, hem doğaya, hem finans sektörüne herkese katkıda bulunacak bir cycle yaratması açısından. Biliyorsunuz hani yüzlerce devlet adamı ve 50 bin kişinin üzerine seçildi. Türkiye'den finans alanında çok en küçük proje ama örnek olarak onun seçilmesi de güzel ve uygulanabilir olması önemli ve samimi olması. Evet. Stratejiye bir belki katkıda bulunabilirim. Strateji konusunda şununla başlamak, her şeyin başı araştırma. Eğer elinizde bir kurumsal markanız ya da bir ürün markanız varsa bunun tüketici tarafından nasıl algılandığı ya da paydaşlarınız tarafından nasıl algılandığını mutlaka ölçümlemek durumundasınız. A noktasından B noktasına gitme konusunda, markanızın sağlığını geliştirme hatta koruma konusunda bir yere çıktıktan sonra da araştırmaya ihtiyacınız var. Bugün bizim kurumlarla yaptığımız en önemli ölçümleme bir kurumsal itibar araştırması. İkincisi de net tavsiye skoru. Tavsiye bugün her zamankinden daha önemli. Kulaktan kulağa çok hızlı yayılan bir mekanizma. Dolayısıyla kimlerin gerçek anlamda sizin markanızı tercih ederek tavsiye ettiğini öğrenmeniz son derece kritik. Bir diğeri, eğer sürdürülebilirlikten bahsediyorsak, bu tüm konuştuğumuz çevre etkisi, topluma etki, ekonomiye etki, bütün bunların bileşiminden bahsediyorsak, kurumunuzun mutlaka nasıl algılandığını, itibarının sürdürülebilir olup olmadığını ölçümlemenin yolu da kurumsal itibar araştırmasından geçiyor. Bunu değerlendirmek için bazı kurumlarda biz kurumsal itibar takımlarının bir üyesiyiz. Dolayısıyla hem kurumun içerisinden bir göz hem de kurumun dışarısından objektif olarak tepkileri, etkileri o masanın etrafına getiren düzenli bir mekanizmanın içerisinde olmamız çok değerli. Bunu yaptığınız zaman muhtemelen hata payı mümkün olduğunca aza indirgenmiş oluyor. Ve şimdi hatalar yapılıyor sizin demin söylediğiniz gibi. Yani kurumların bu iletişimde yaptıkları hatalar var. Bu hatalar neler oluyor? Bu hataları ya da ortaya çıkan krizleri yönetirken nasıl hatalar yapılıyor? Tuzaklar neler sürdürülebilirliğin iletişiminde? Güzel soru. Ben cevap vermiyorum. Ben bekliyorum sizden bana gelmesini. Peki, yani ben hemen hızlıca aklıma geleni söyleyeyim. Öncelikle kurumsal iletişim konusunda ya da marka iletişim konusunda sözcülerin bugünkü, biraz önce Gonca Hanım bahsettiği türden iletişime hazır olması çok önemli. Yani bir kere samimi olacaksınız. Çok iyi bileceksiniz hem kendi şirketinizi, kurumunuzu, hem markanızı çok iyi bileceksiniz ama toplumsal duyarlılıkları da çok iyi özümseyeceksiniz. Bunun için bu eğitimi almanız şart. Bu eğitimi almadan herhangi bir şekilde toplum önüne ya da topluluk önüne çıkarsanız ciddi hatalar yapma riskiniz çok yüksek ki bunu çok yakın geçmişte maalesef yaşadık. Bir kriz anında örneğin yapılan en önemli hatalardan bir tanesi kurum sözcüsünün direkt olarak olayla ilgili, krizle ilgili doğrudan psikolojik olarak etkilenmiş olması, negatif olarak etkilenmiş olması. Eğer o bireyi kurum sözcüsü olarak çıkartıyorsanız o duygu selinin altında farklı duygularla seslenmesine de yol açarsınız. Bu zaten yaşanabilecek en kritik, kriz üstüne krizin davetiyesini beraberinde getiriyor. Ben buradan devam etmek ister misiniz? Sözcü olma konusu hakikaten çok önemli. Ama en başa gelmek gerekirse kriz bir şirket için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı an. O yüzden krize dönmeden önce olay, bu kriz ihtimallerini çok iyi hesaplamak gerekiyor. Senaryolarınızı çıkartmış olmanız gerekiyor. Ve bu senaryoları çıkartırken de şirketin bir sözcüsünün olması gerekiyor. Aslında şu dönemde, yani çocukların artık bu yeni neslin içinde doğduğu, bizimse tanık olduğumuz bu gelişim, teknolojik gelişim artık herkesi birer gazeteci yapıyor. Tek bir tuşta markanız yerle bir olabilir. O yüzden İşiniz ne olursa olsun en iyi şekilde anlatabilmeniz için şirket tarafından bir takım eğitimler verilmesi gerekiyor. Burada yine kurumsal iletişim misyonlarından bir tanesi de kendi şirketinde yöneticilerin yaptıkları işi en iyi şekilde anlatabilmeleri ve kriz senaryolarının da çıkarılması.
Şimdi bir departman düşünün, çok güzel bir şey yapmış ama bunun haber değeri olacağını farkında değil. Ya da elemanlarından bir tanesinin verdiği bir gazeteci sohbet sırasındaki bir cümlenin kriz olacağını farkında değil. Bu örnekleri biz yaşadık. Kriz her şekliyle, her firmaya farklı şekilde uğrayabiliyor. Yani bu parmak izi gibi. Fakat buna karşı önlemleri almak, sözcüğünüzü daha önce bir medya eğitimine tabi tutmak ve tekrar tekrar her iki arkadaşım da söylediğine katılıyorum, samimiyet Türk toplumu için birinci derece önemli. Yani en basiti, özellikle biz bayanlar, üstüme de alınabilirim, trafikte zaman zaman sağ ayna ile ilgili bir unutkanlığımız olabiliyor. Ve üstüne üstüne sürdüğümüzü bir korna ile fark ediyoruz. Adam o hırsla arkadan geliyor, ben öğrendim onu, pardon yapıyorum, öyle yapıyorum, adam tamam diyor ve gidiyor. Böyle bir toplumuz. Yani o yüzden halen hassasiyetler değer taşıyor. Sözcünün bunu hissetmesi gerekiyor. Yani şöyle şöyle oldu, böyle oldu. O yüzden insanlara bu eğitimler verilirken olumlu kelimeleri kullanarak ifade et, yürekten konuş, beden dilini ona uydur diye bir takım eğitimler verdiliyor. O yüzden kriz gelmeden hazırlıklı olmak lazım. Ama kriz geldiğinde de herkes senaryoda nerede duracağını bilmeli. Şimdi ben bu sürdürülebilirliğin biraz çevresel tarafıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz sorgulayan iki tane çok önemli STK var. Bunların birisi Greenpeace, öbürü Change.org. Şimdi markanızın herhangi bir şekilde, ya bir hazır giyim markasını düşünün, ürettiğiniz tişört ya da pantolonun içinde zehirli kimyasal var ve tüketicilerden birisi de Change.org'a ya da Greenpeace'e bunu koydu. Şimdi bir kriz var ve siz bunu yöneteceksiniz. Geçtiğimiz aylarda işte Zara'nın başına geldiği gibi. Nasıl yönetilmeli bu süreç? Oraya Change.org'a ben tüketici olarak koydum. Krizlerde en büyük hata zamanlamayla yapılıyor. Hani bu şey gözden kaçırılabiliyor. Bu hızın nerelere varabileceği bir haberin ve o haberle birlikte kulaktan kulağa, hani bizim hepimizin çocukken oynadığı bir oyun vardır. Böyle 10 kişi ona söyler, en sonunda bambaşka bir şekilde gelmiş olur ya, en başta yazılmıştır o söylenen şey. Aynı o vaziyette bunu göz önünde alınarak bir kere eğer gerçekten böyle bir şey varsa markanızı etkileyen, hakikaten çocuk işçi çalıştırıyorsunuz veya zehir varsa, çıkarsa vesairesi. Ya da gizli olaylarında yaşandı birkaç markada. Bilerek veya bilmeyerek. Aslında sürdürülebilirliğin bir tanımı da bence beklenen ve beklenmeyen risklere karşı bir markanın hayatta aslında kalabilmesinin doğru formatlanması. Kesinlikle. Şimdi sizin bunu şöyle, ben kendimce benim müşterilerime verdiğim, eğer varsa ve doğruysa ve bilginiz dahilinde oluyorsa zaten siz hiç kriz iletişimi yapmayın, hukuka cevap verin. Hani boyununuz kıldan ince olsun ve bekleyin, hani siz çocuk işçi çalıştırıyorsanız ve zehirli madde bile bile kullanıyorsunuz. Bilmiyorsanız ve bunlar başınıza geliyorsa özür dilemeniz gerekiyor. Ve bir daha olmayacağını ve bunun bir hata olduğunu. Dünyanın en iyi kriz iletişim örneklerinden birini Euro RSDG yönetti. Zannederim 20 sene önceki bir kriz. Fransa'nın ünlü bir soda markası, iki markasından biri, yanlış markayı söylemeyeyim. Zehir karışıyor sodaya ve de birkaç kişinin ölümüne neden olabilecek kadar fatal, işte toplatılıyor. O zaman tabii ki şey de yok, sosyal mecralar da yok vesaire. Ürünler boykot ediliyor, şey yapılıyor, marka batmak üzere. Ve Euro RSDG bir reklam yapıyor. O reklam en iyi kriz iletişimi reklamı diye hala örnek olarak gösterir. Belki internette giren arkadaşlar bulabilir. Sadece şey gösteriyor. Şişe kapağından ağlayan bir şişe yapıyorlar. Ve altında özür dileriz diyor. Hani çünkü hata yapılmış, olmuş, bitmiş. Hani söylenebilecek hiçbir şey yok. Özür dileyen bir reklam yapıyorlar. Ağlayan şişe ve bunun üzerinde Cycle, batmak üzere olan şirketin Cycle. Çünkü markaya saygınız da artıyor. En azından ne yaptığının bilincinde, özür dilemiş. Hani sana bir taahhütte bulunmuş, herkes hata yapabilir oluyor. Şu anda çok daha zor tabii. Hani bu 20 sene önce kriz bu kadar böyle çözülebilirken belki şu anda bu krizlerin çözülmesi imkansız noktalara varabiliyor. Zor, evet. Hani şu anda daha farklı bir boyutu var ama sinyalleri de verecek çok güzel araçlar çıktı. Sosyal medya. Yani şimdi son özellikle toplumsal olaylardan sonra artık o kadar çok bununla ilgili sinyaller ve şu kalabalıkların zekası ve gücünün keşfedilmesi durumu var ki sizi aslında küçük çaplı bir Ar-Ge yapıyor bu insanlar.
Yani en basiti diyor ki X bir firmaya, ya senin şu paketin benim çocuğumun parmağını kesiyor. Bu paketin şekliyle ilgili bir problem var, değiştir. Eğer sen kalabalıkların zekasını buradaki döneme göre biraz daha şanslı izlediğimiz şey kullanabiliyorsan, aslında baktığında bedavadan bir Ar-Ge grubu oluşmuş durumda. Aslında sinyaller geliyorum diyor ama tam tersi bir şey daha var. Bir tweetle seni yerle bir edebiliyor. Çünkü artık call center'ı açıp da benim şöyle bir problemim oldu öyle demiyor. Ben senin diyor Facebook'una diyor bu aldığım malı boyası aktı şu model diye bir yazayım da diyor. Birkaç tane arkadaşım da benzer durum yaşamış yazsınlar da diyor. Bak sen nasıl dönüyorsun bana. Bunu yönetebilirseniz çok güzel sonuçlar ama yönetemezseniz çok büyük bir silah size dönüyor. O zaman da bunu bir hırsa, güç savaşına haline döndürmeden samimiyetle zaman zaman özür dileyerek, firmalar bunu bazen şey yapıyor, o zaman geri adım atamayız, uzun vadede kazanırsınız. Evet belki 2 ay, 3 ay çok sıkıntı yaşıyoruz bu tür durumlarda ama sonra uzun vadede bu dürüstlük bize puan kazandırıyor ki Türkiye gündeminde 2 ayda çok şey değişir inanın. Sizin özrünüzden sonra 800 tane olay olacaktır ama özür hep kalır akılda. Şimdi ben son bir soru sormak istiyorum size. Basın. Sözlü yazılı basın gerçekten bu sürdürülebilir iş modellerinin iletişiminde sizin destekçiniz mi yoksa basına bu konuda düşen görevler yerine getirilmiyor mu? Valla Benyan'ım söylediği gibi yani şu anda herkes basın. Yani onu tek bir mecrayla ya da tek bir meslek grubuyla sınırlayamazsınız. Dolayısıyla markanızın çekini her bir kullanıcınızla, sivil toplum kuruluşuyla yapmanız gerekiyor. Basın toplumun en iyi peki, aynası. Peki medya diyelim, o zaman daha büyütelim. Yani medya diyelim. Toplumun en büyük aynası. Yani eğer bireylerin bu anlamda bir ya da toplulukların bu anlamda bir şeyi beklentisi varsa bunu en iyi yansıtan taraf tabii ki medya. Kitlesel medya. Ve bu konuda eğer siz de markanızla samimi olarak konuşmaya devam ederseniz ve geçmiş bir tarihçeniz varsa zaten bu konuda bir sonraki adım için çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada çok fazla dost bulma imkanınız çok yüksek. Ha kriz anında da bu size şu avantajı getiriyor. Eğer hep doğruları yaptığınız konusunda bir tarihçeniz varsa burada belli bir zaman satın alabiliyorsunuz. Yani bir bakayım döneyim kendime bir çeki düzen vermem gerekiyorsa vereyim. Ondan sonra sana doğru bilgiyle, doğru donanımla geri döneyim. Bu konuda o güven tampon bölgesini zaten yaratmış oluyorsunuz. Şimdi ben en son olarak şunu sormak istiyorum. Sürdürülebilir iş modelleri iletişimiyle ilgili söyleyeceğiniz son cümleler neler olur? Bize ayrılan bu süreye noktayı koymak. Ben Tuğba Hanım'ın yaptığı işi yapmak istiyorum. Ne? Tuğba Hanım'ın yaptığı işi yapmak istiyorum. daha çok keyifli dinleniyorum. Evet. Söyleyecek. Yani ben sadece iletişim derim. Samimi bir iletişimle bunu istikrarlı bir şekilde ifade etmek, anlatmak. Bu medya için de geçerli, çalışanlarınız için de geçerli. Eğer iyi bir stratejiniz varsa sürdürülemeyecek bir problem. Yani bir şey, hiçbir problem olmaz. O yüzden sağlıklı bir iletişim. Düzenli bilgi akışı. Ben aykırı bir şey söyleyeceğim herhalde ama ben hala bu kadar konuşulmasına rağmen 100 şirketin 90'ının bilmediğini düşünüyorum. Sürdürülebilirliğin altında olduğunu. Her şeyde olduğu gibi biz şunları bunları yapıyoruz şekli değil de bir araştırmalarını ve bilerek bir şeyleri yapmalarını. Çok doğru. Ben Unilever'in yani CEO'sunun bir sözüyle kapatmak isterim. Yani ben burada 3 bayanın içinde son sözü söylemek istiyorum yine diyorsun. Hiç öyle düşünmedim. Kusura bakmayın. Öyle algılandıysa. Sürdürülebilirlik, yılın sürdürülebilirlik lideri Paul Polman. Önümüzdeki hafta Türkiye'de olacak. O yüzden önemsiyorum. Biz herhangi bir yere gittiğimiz, yerleştiğimiz yeri bulduğumuzdan daha iyi bırakmalıyız. Bu felsefeyle yola çıkıyoruz. Ve bunu da CEO düzeyinde benimsiyoruz ve bütün organizasyona da yaymaya çalışıyoruz. Eğer bu herkesin belirttiği gibi bu görüş varsa muhtemelen şirketlerin ve markaların sırtı yere gelmez. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.